Kısa kısa siyah sesimizin ilk konuğu Ahmet Uzun. Evet Ahmet Bey, en klasik soruma başlıyorum. Ahmet Uzun kimdir? Çok zor bir soru. Evet, Yalova Safran köyündenim. Yalova'ya ilk yerleştirilen, Batum'dan getiren ailelerden birinin mensubuyum. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Yalova'da bitirdim. Ortaokulu Yalova Lisesi'nde okudum. Yalova Lisesi çıkışlısınız yani. Liseyi meslek lisesinde okudum, hı-hı, elektrik bölümünde. 1986 yılında 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesini kazandım. Makine mühendisliğini bitirdim. Üniversitede Ülke Ocakları'nda ve sonradan Alperen Ocakları olan Nizam Alem Ocakları'nda yöneticilik yaptım. 1996 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmetli daveti üzerine Ankara'ya onun konuşma metinlerini yazmak üzere gittim. Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber o dönemde Büyük Birlik Partisi'nin 8 milletvekili vardı. Onların konuşmalarında yazdım. 99 depreminde deprem günü Ankara'daydım. Haberi alır almaz geldim. Bir yıl kadar burada kaldım. İşte yaraları sarmaya çalıştık. 2000 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olarak işe başladım. 2 yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt tesislerinin müdürlüğünü yaptım. AK Parti'nin kurulduğu dönemde Yalova'ya geldim davet üzerine. 2003 yılında o dönem münfesi olan AK Parti'de şimdi il başkan vekili olarak geçen siyasi işler başkanı görevini yaptım. Bir dönem il başkan yardımcısı olarak görev yaptım. 2004'te belediye başkanlığına aday adaydım. Barbaros Bey aday oldu. Genel merkez Barbaros Binicioğlu'nu aday olarak gösterdi. Davet üzerine aslında mühendisliğe devam etmek istiyordum. Fakat genel merkezin daveti üzerine belediye meclisine girdim. 2004-2004 seçimlerinden sonra bir dönem belediye meclis üyeliği yaptım. 2009 seçimlerinde seçimi kaybetmemiz üzerine buradaki il teşkilatı yenilendi. O il teşkilatında bir dönem teşkilat başkanı olarak görev yaptım. Bu dönemi bitirdikten sonra Yalova'da mesleğimi yapmakla ilgili seçenekler çok fazla olmadığı için mühendisliğe geri döndüm. Otomotiv sektöründe çalıştım bir süre. Araç proje mühendisliği yetki belgem de var. Onlar CV çok kalabalık olmasın diye onları yazmadım. 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlığa bağlı müşavir kadrosunda göreve başladım. 5 yıldır meclisteyim Ankara'da. Ankara'da olmam dolayısıyla biraz teşkilata uzak kaldım. Ama tüm akrabalarım burada. Kalabalık'ta bir ailemiz var. Bizim köyümüz Yalova'nın en büyük köylerinden biri. 5 yıldır aşağı yukarı yılın ayın 1 haftasını Yalova'da geçirmeye çalışıyorum. Annemle zaman geçirmeye çalışıyorum. Bir kızım var, liseye gidiyor. AK Parti hak etmediği bir şekilde yerel seçimlerde Yalova'da başarısız oldu. 2009 seçimlerinden mi? Yok. 2004'ü kazandık. Ben de listedeydim. 2004'ten sonra seçim kazanamadık maalesef. Kazanmak için katkı sağlayabileceğimi düşündüm. Belediyede görev alırsam daha önce belediyede hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde hem Yalova'da görev yapmış olduğum için Yalova'ya da katkı sağlayabileceğimi düşündüm. Ama tabii ki kararı önce AK Parti Genel Merkezi verecek. Sonra Yalova halkı verecek. Hepimiz için hayırlı olur inşallah. Tam da bu sohbetin üzerine aslında konuyu da açtı. 2-3 tane bir sorum olacak bu konuşmanın üstüne. 1. Bu AK Parti'nin aslında kurucu dönemlerinde görev almış insanlar, siz dediniz ya işte AK Parti istemediği sonuçlara ulaştı. AK Parti'nin içerisinde belli bir bozulma gözlemliyor musunuz teşkilatın içerisinde? Çünkü hep kurucu yerine bol başlı olanlar AK Parti'nin işte 2000 dönemlerinde kurulduğu dönemleriyle şu anda bu dönemlerin birbirinden çok farklı olduğunu, o dönemde çok fazla bir inancın olduğunu, büyük bir birliğin olduğunu ama şu anda tamamen aslında kendi içerisinde bir çıkar çatışmasına döndüğünden bahsediyorlar o kurucu yerler. Of şey tabii isim veremem bu konuda. Haber kaynağımızı tutmam gerekiyor. Tamam. Şimdi haksızlık. Sizin özleminiz ne oldu bu yönde? Şimdi haksızlık olur. AK Parti'deki arkadaşları bozulma kelimesiyle tarif etmek haksızlık olur. Şimdi açıkçası şöyle. Biz de yaşlanıyoruz. Ben belediye meclis üyesi olduğum zaman, aday olduğum zaman 34 yaşındaydım. Şimdi 20 sene geçti. Az bir zaman değil. Ben o dönemde partinin en gençlerinden biriydim. Tabii o dönem şimdi bizim yaşımızda olanlar vardı yönetimde. Hayat değişiyor. Zaman çok hızlı akıyor. Genç arkadaşlar geldiler. Siyasette dedikodu her zaman olur. Evet. Ama peşinen insanları karalamak doğru değil. Gençleşiyor. Tüm kadrolar gençleşiyor. AK Parti Genel Merkezi de gençleşti. Yalova'daki il ve merkez ilçe teşkilatları da gençleşti. Haksızlık olur peşinen yozlaşmadan veya işte başka bir de işte dejenerasyondan bahsetmek. Ben tanışıyorum arkadaşlarla. Bir kısmıyla yeni tanıştık. Bir kısmıyla çok eski dostluklarımız var. Hepsinin vasıflı insanlar olduğuna inanıyorum. Eğitimli insanlar olduğuna inanıyorum. Yalova Türkiye'de şimdi artık istatistiklere ulaşmak çok kolay E-Devlet üzerinden. 5. en eğitimli ili Türkiye'nin. Dolayısıyla daha eğitimli arkadaşların gelmesi lazım. Bilimle biz hayatı daha çok entegre edebilmemiz lazım. Buna gayret ediyorum. Pekala, şimdi normalde şimdi AK Parti içerisinde bir adayları belirlemek için işte ne yapıldı? Oylama yapıldı. Bu oylama süreci
merkez tarafından ne zaman açıklanacak? Her siyasi partinin bir aday belirleme yöntemi var. AK Parti daha sistematik bir işleyişi var AK Parti'nin. En güzeli de geçmiş dönemdeki aksaklıklara göre dışarıdan bir bakışta kendisini yenileyebildiğini görüyorum. 2004'te ve 2009'da da aday olduğum için aday tespit sürecinin gelişerek iyileştiğini görüyorum. Şimdi teşkilat mensuplarının kanaatlerine AK Parti önem veriyor. Onun için temayül yoklaması yapıyor. Ama bu tek kriter değil. Halkın ne düşündüğüyle ilgili de kamuoyu araştırmaları yapıyorlar. Bu da başka bir kriter olarak dosyaya konduğunu biliyorum. Genel merkez görevlileri aracılığıyla Yalova'daki sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor. O da dosyaya konuyor. Onun dışında tüm adayların eğitim durumları, sosyal ilişkileri, daha önce çalıştıkları işler, onlar da değerlendiriliyor. Tabii pek çok kriter var. Kriterlerden bir tanesi gösterilecek adayın temsil yeteneğinin olması. Önemli kriterlerden biri seçim kazanabilmesi. Çok presentable bir adayınız olabilir ama seçmenle ilişki kuramayabilir. Onu da yaşadık, biz de yaşadık. Hı hı. AK Parti Yalova'da da yaşadık onu. Mesela diğer kriterlerden biri seçildiği görevi yapabilecek yeterliliğin olması. Bunları da tabii ölçmeye çalışıyorlar olabildiğince doğru bir şekilde. Genel merkezin, siyasi parti genel merkezin, AK Parti ile sınırlamayalım, kazanmak için seçime giriyorlar. Kazanmak için seçime girdikleri için de en doğru kararı vermeye çalışıyorlar. Şimdi bize düşen şu aday adaylarına. Biz kendimizi olabildiğince doğru ifade etmeye çalışıyoruz. Sonrasında genel merkezin kararını bekliyoruz. Şimdi öyle yapacağız. Olabildiğince kendimizi doğru ifade etmeye çalışacağız. Genel merkezimiz bir adayımızı belirleyecek. Biz de mensup olduğumuz partinin kazanması için elimizden geleni yapacağız. Şimdi benim yerelle bağlantı olarak, şimdi genel seçimler çok ayrıdır, yerel seçimler çok ayrıdır. Yerel seçimlerde özellikle Yalova gibi lokal yerlerde ki kişiler yarışılacağı çok söyleniyor. Hani partilerden ziyade kişiler yarışacak diyor. Sizi diğer kişilerden ayıran ya da ayıracak olan projeleriniz neler? Ayıran özelliğiniz ne olacak? Diğer rakiplerinizden, hani şu anda bir rekabet var aslında adaylar arasında. Sizi diğer rekabet aday adaylarından ayıran özelliğiniz neler? Projeleriniz neler olacak? Mühendis olarak. Evet. Şimdi insanların kendileriyle ilgili değerlendirme yapmalarının çok objektif olabileceğini düşünüyorum. Ama yine bu duyumları alıyorsunuzdur. Hani neticede burada aslında birazcık da çok ambiyane bir tabir, çok özür dilerim. Ama aslında kendinizi pazarlamanız gerekiyor. Kendinizi insanlara satmanız gerekiyor. Size şunları yatırımları yapacağım tarzında. Çünkü insanlar bunu bekliyorlar. Evet. Çünkü belediyecilik bu, yerel seçim. Şimdi biraz zorluk var benim açımdan. Zorluk şu, ben tabii bürokrat olmam dolayısıyla Ankara'daydım. Orada da bir süreç gerekiyor. İşte kurumunuzla istifa ile ilgili bir süreç gerekiyor. Yani yazışmanız gerekiyor, izin almanız gerekiyor. Dolayısıyla çok da kararlı değildim aslında. Müracaatı Ankara'dan yaptım. Son güne kadar da karar vermekte zorlandım. Onu sorarsanız söylerim niye karar vermekte zorlandığımı. Evet. Ben zorlandım. Şimdi evet, son gün aday oldum. İşte cuma günü Yalova'ya geldim. Aslında temayül yoklamasında oy kullanacaklarla görüşmek için çok zamanım da yoktu. Sonuç ne çıkacak bilmiyorum. Pazar günü temayül yoklamasında diğer aday adaylarıyla da bir aradaydık. Şimdi yapacağım yorumun diğer aday adaylarıyla kendimi kıyaslamam doğru olmaz. Çünkü onu genel merkez yapıyor zaten. Kişilikleri kıyaslamıyorlar. İnsani özellikleri kıyaslamıyorlar. Tahmin ediyorum halka nasıl, ne kadar ulaşabileceklerini seçmene ve göreve ne kadar uygun olduklarını ölçmeye çalışıyorlar. Yoksa kimsenin insani özellikleriyle ilgili bizim bir değerlendirme yapmamız doğru değil. Kıyaslama yapmakta zorlanmamın bir diğer sebebi şu. Aday adaylarından biri hariç hepsi arkadaşım. Biz 2009'da il teşkilat başkanıydım ben. Mesela Mustafa Tutuk 2009'da yanlış hatırlamıyorsam katıldı şeye. Referansı benim Mustafa Tutuk'un şeye katılırken, AK Parti'de görev alırken. İsmail Atik 2003'te belediye meclis üyesiydi Termal'de. AK Parti yoktu tabii. Onlar belediye seçimini kazandıkları zaman. Sırrı Acar ve şeyle beraber katıldılar. O dönemde de ben il başkanı yardımcısıydım. O görüşmeyi yapanlardan biri benim. Hüseyin Uygun çok eski arkadaşım. Diğer adayı. Siyaset dışından da tanışıyoruz. Çok örnek bir kişiliktir. Belediye meclisinde beraber görev yaptık. O aynı zamanda belediye başkan yardımcısıydı. İl yönetiminde beraber görev yaptık. Yusuf Ziya Şener akrabamız. Dolayısıyla yabancı yok. Bir arkadaş daha var ama o şeylerde yoktu. Ben tanışmıyorum arkadaşla. Ona da hayırlı olsun diyorum. Bir aday arkadaşlar, şu an ismini hatırlamıyorum. Dolayısıyla herhangi bir aday adayıyla ilgili ben bundan daha iyiyim veya işte öyle bir şey deme şeyim yok yani. Öyle bir durumum yok ama şu bir gerçek. Şimdi her aday adayının ulaşabileceği seçmen kitlesi doğal olarak o gün ne kadarki ilişkileri dolayısıyla farklı. Eksik olabilir, şey olabilir, fazla olabilir. Her birimiz göreve geldiği zaman
5 yıllık süreçte bir eser ortaya çıkacak. O da farklı olacaktır. Aslında bunu tabii öngörmeye çalışıyor genel merkez. En iyi neticeyi almaya çalışıyor. Her genel merkez şunu ister. Mümkün olan en yüksek oyu alabilmek ister. Mümkün olan en başarılı hizmet süresini geçirmek ister. Çünkü bir sonraki dönemde tekrar seçim olacak. Oylarını artırarak devam etmek ister. Genel merkez bunun çalışması içerisinde. Dolayısıyla diğer aday adaylarımız da hepsi vasıflı insanlar. Benim tanıdıklarım. Şimdi bu vesileyle de başarılar dileyelim hepsine. O zaman ne olursa olsun AK Parti'den kim seçilirse seçilsin, aday gösterirse gösterirsin, siz aday adayları olarak o kişiye yine desteklerinizi sürdüreceksiniz anladığım kadarıyla. Kazanan yılı olacak anladım. Yani şöyle, sadece ben değil diğer arkadaşlarım da başka bir partiyi destekleyecek durumda değiller. Hepsi AK Parti'yi destekleyecekler. AK Parti'nin mensubu hepsi. Yalova'da öyle bir problem yaşanacağını zannetmiyorum. Daha önce yaşandı. Aday adaylarından biri mesela bağımsız aday olmuştu 2004'te. Hı hı. Bu dönem öyle bir problem olacağını zannetmiyorum. Peki şöyle bir şey var mı? Projeler siz kendiniz mi belirleyeceksiniz yoksa partinin projelerini tanıtacaksınız aday olunduktan sonra, çıktıktan sonra, yoksa kendi kafanızda projeleriniz var mı? Şimdi AK Parti'nin ve AK Parti'nin adaylarının durumu diğerleriyle biraz farklı. Çünkü AK Parti merkezi yönetimde de iktidar olması dolayısıyla tüm kamu kurumlarının Yalova ile ilgili bir planlaması var. Öngörüleri var nüfusla ilgili, ihtiyaçlarla ilgili, kaynaklarla ilgili. Dolayısıyla AK Partili bir belediye uyum içinde çalışacaktır. Hı hı. Ve onlarla beraber projeler yürüyecektir. Aday adayı olarak Yalova'nın problemi ne diye sorarsanız, herkesin Yalova ile ilgili halkın da şeyleri var, görüşleri var. Ben kendi kişisel görüşlerimi söyleyeyim. Bana göre Yalova'nın birinci önceliği olası bir Marmara depremine karşı tedbiri alması. Biz 99'da bir felaketi yaşadık. Hemen unuttuk. Hatay'da meydana gelen depremden sonra bunu hatırlar gibi olduk. Ama insan hafızası kötü hatıraları unutmaya çok meyilli. Yalova Belediyesi'nin yapması gereken en önemli görev, olası bir depremde bina kaynaklı ölüm yaşanmamasıyla ilgili tedbir alması lazım. Kesinlikle. Birinci önceliği bu. Yani birinci önceliği kentsel dönüşüm ve deprem riskini en az önemli. Tabii. Şimdi Yalova'nın bir takım problemleri var. Önceki yönetimlere suçlamak da çok haksızlık olur tamamıyla. Şöyle ki, Yalova'da şehir planlarının yapıldığı dönemlerde, ben Yalova'da büyüdüm, kişi başına düşen araç sayısı şimdiki gibi değildi. Çok az araç vardı. Dolayısıyla trafik gibi, otopark gibi bir problem yoktu. Fakat Türkiye'yi gezerseniz, benim zaman zaman gezme imkanım oluyor diğer illere, çeşitli vesilelerle. Eski kent merkezlerinin tümünde aynı problemleri görebilirsiniz. Bir park problemi var. 50 yıl, belki 100 yıl öncesine göre planlama ve yollar yapıldığı için ciddi bir sıkışıklık var. Ama depremle ilgili yapılan kentsel dönüşümde bunlar da gözetildiği zaman Yalova'nın trafik ve otopark probleminin de nispeten hafifleyeceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra Yalova ile ilgili aslında her seçimde aynı şeylerden bahsediyoruz. Yani 2004'te de aday adaydım ben. Benzer konuşmalar yapıyorduk. O gün söylenenlerle bugün telaffuz edilenler kelimesi kelimesine aynı. Herkes diyordu ki bir saatten daha az bir mesafede 3 büyük şehir var etrafımızda. İstanbul, Kocaeli, Bursa. Yalova'nın bir turizm şehri haline getirirsek sadece günübirlik turizm sirkülasyonu bile Yalova'da önemli bir ekonomik katkıya neden olabileceğini söylüyorduk. Fakat 2004'ten bugüne, öncesini bilmiyorum, biz gerekçeleri üretemedik insanların buraya gelmesiyle ilgili ve problemleri gideremedik. Gerekçeler, İstanbul'da yaşayan bir insanın Yalova'ya gitmem lazım dedirtemedik. Yalova'da projeleriniz var mı turizmle ilgili? Çok arada kalmış bir şey. Sanayi şehri mi, kafası karışık, tarım şehri mi, kafası karışık, turizm şehri mi, kafası karışık. Yani ufacık bir il değil. Çok güzel bir sahil şeridi var. Birçok medeniyetin beşiği ne zaten? Altını kazısan mutlaka bir tarihi esere denk geliyorsun. Çok büyük bir su sıkıntısı var. Hani OSB'ler kurulduğunda o sıkıntısını nasıl çözeceksiniz? Çok ciddi bir erozyon var. Şu anda şehrin ortasından geçen bir dere var. Derenin içerisinde akıp giden toprakları görüyoruz. Bir santim toprağın oluşması için neler neden oluyor. Aslında yatırım bazında bakıldığında Yalova merkezde çok ciddi yatırımlar olması gerekiyor. Çok böyle ileri bir vizyon lazım. Turizm açısından nasıl gerçekleştireceksiniz? Dere ağzı plajı var mesela. Çok akıl durumda şu anda. Orayla ilgili bir proje var mı? Orası da iyileştirilmesi lazım. Aslında Yalova'nın çok fazla ciddi şekilde iyileştirmeye ihtiyacı var. Vatandaşların çok büyük sıkıntıları var. Su kesintileri oluyor, köyler de aynı şeyi yaşıyor. Mesela köylerinde çok büyük bir sıkıntısı var. Hani köylerde Yalova su şehri olarak bilinirdi. Aslında su şehri olma özelliğinden, bu küresel ısınmadan dolayı birçok değişim oldu. Aslında biraz inovatif çalışmak da gerekiyor. Bir,
Merkezin ortasından geçenleri değerlendirebilecek misiniz? 2. Dere ağzı mı durumu? Ne olacak şu anda? Sadece benim gördüklerimi söylüyorum. 3. Köylere dağıtılan çünkü yolu belediyesi aracılığıyla dağıtılıyor köylere su. Çoğu köylerimize. Hani bu tarz sıkıntıların, bu tarz yenilenmesi gerekenlerin üzerine durulacak mı? Zaten trafik artık araç sayısı çok fazla arttığından kaynaklı. Hani ne kadar yapılırsa yapılsın, araç sayısı artmaya devam ettikçe sanki onun bir çözüm olmayacakmış gibi. Bana inovatif bir şekilde, hani projelerinizi daha açık şekilde anlatmanızı. Tamam, anlatayım. Diyelim ki dere ağzına şunu yapacağım. Aslında ben buraya niye çıktım, neden çıktım? Aslında birazcık da o Rahmi Kemal Sunal'ın filmine gönderme yapmak lazım. Birazcık açık ve net olmak lazım. Çünkü siyasette o kadar çok şey vardır ki böyle, hani çok lafı dolandırmak da var. Lafı dolandırmıyorsunuz, keza öyle demek istemiyorum. Sadece insanlara nokta atışı. Şunları ben aday olursam ve AK Parti Yalova Belediyesi'ni kazanırsa bunları yapacağım dediğiniz projeler. Şimdi çok net, çok açık söyleyeyim o zaman. Açık ve net şekilde söyleyeyim. Hani ben çünkü Yalova Merkezi'nde yaşıyorum. Ben bir gazeteciyim normalde. Siyasette zaten uzaktan yakından bir bağlantımız yok. Olmaması da gerekiyor. Görüşleri bitirmeyiz. Ben tamamen halkın merak ettiği, bana ne vaat ediyorsun sorusunu size yöneltiyorum. Bize ne vaat ediyorsunuz? Ben bir halkım. Bize ne vaat ediyorsunuz? Tamam, hemen başlayayım anlatmaya. Biraz uzun sürecek ama siz artık lütfen, onu çağırın. Lütfen, açık beni tamam, çaresine bakın. Şimdi şöyle. Çevreyle insan ilişkisi çok önemlidir. Kesinlikle. Çevre bizim hayatımızın her alanını etki eder. Sağlığımıza da etki eder. Psikolojimize de etki eder. Verimliliğimize etki eder. Çevreyle suç oranının bile doğrudan ilişkisi vardır. Dünyanın her yerinde. Şimdi Türkiye'de artık doğal sayılan bir problem var. Doğal sayılan problem şu. Biz şehir planlamasını bilim olduğunu kabul ediyoruz. Kamunun işleyişinde bir yere sokuyoruz. Fakat sonra o kurallara uymuyoruz. Şöyle ki 200 yıldır dünyanın her yerinde kentler inşa edilirken şehir planlaması yapılıyor. Planlama yapılırken şuna göre yapılıyor. Planlanan yerdeki bir nüfus öngörülüyor. O nüfusa uygun altyapı yapılıyor. Yani 20 bin kişi yaşayacaksa 20 bin kişiye uygun yollar, kanalizasyon, su ihtiyacı, elektrik ihtiyacı, sonrasında otopark ihtiyacı. Daha önemlisi yeşil alanlar, sosyal alanlar, eğitim gibi, sağlık gibi temel ihtiyaçlar belirleniyor. Planlama yapıldıktan sonraki plan revizyonları 2 kat olarak planladığınız yere 20 kat veya 40 kat verdiğiniz zaman, izin verdiğiniz zaman ve plan revizyonu yaptığınız zaman 20 bin kişi yaşıyorsa orada, 10 bin kişi yaşıyorsa, 10 bin kişinin, 20 bin kişinin yeşil alanlarını daraltmış oluyorsunuz. Yolu daraltmış oluyorsunuz. Otopark alanlarını daraltmış oluyorsunuz. Yani insanların hayat kalitesinden çalmış oluyorsunuz. Şehir planlarının anayasa gibi olması lazım. Zaman zaman internet yaygınlaştıktan sonra Paris'ten, Londra'dan 100 yıl önceki ve şimdiki sokak görüntülerinin yan yana koyarlar. Benzerlik hayret vericidir. Ben mesela bazı şehirlere 5 yıl sonra gidiyorum, yolu bulmakta zorlanıyorum. Yalova'ya sık sık geliyorum ama bulmakta zorlanıyorum. Bu sağlıklı bir durum değil. Öncelikle planlama ilkelerine riayet edilmesi lazım. Bu birincisi Yalova ile ilgili. Şimdi Yalovalı olmaktan dolayı çok mutluyum. Şöyle mutluyum. Birincisi coğrafi olarak çok güzel bir yer. Yani tabii bunu biz seçmedik. Onu Batum'u biz kaybettiğimiz zaman oradaki nüfusu aldılar. Buraya yerleştirdi. Dönemin idarecileri. Onlara da rahmet olsun. Şurayı devlet reisi Hasan Fehmi Paşa. O dönem bu görevi yürüten, ona da Allah rahmet eylesin diyelim, bu vesileyle anmış olalım. Yalova'da olmaktan mutlu olmamın, Yalovalı olmaktan mutlu olmamın sebeplerinden biri de Yalova diğer illere göre bir ayrıcalığı var. Diğer ürünlerimiz ağırlıklı olarak ürettiği ürünlerle anılıyorlar. Tarım ürünü olabilir, sanayili olabilir. Yani bir tarım ürünüyle anılıyor olabilirler, halıyla anılıyor olabilirler. İşte veya İnegöl gibi mobilyayla anılıyor olabilirler. Yalova'nın Atatürk'le anılmasından dolayı çok mutluyum. Bunun bence turizmin merkezine konacak unsurlardan birisi olması gerektiğini düşünüyorum. Yürüyen köşk nispeten tanınıyor. Cumhuriyet'in en kritik kararlarının alındığı ve bugün aslında orijinaline çok yakın bir şekilde muhafaza edilen Termal Atatürk Köşkü'nün onun kadar tanınmadığını düşünüyorum. Kişisel olarak bir görüşme yaptım. Yalova'da bir milli mücadele müzesi kurmayı hayal ediyorum. Aday olursam, seçim kazanırsam yapacağım ilk iş bu olacak. Koleksiyonerlerle görüştüm. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan askeri materyallerle ilgili ciddi bir şeye ulaştım, kaynağa ulaştım. Yalova'da bir üçleme oluşturmak istiyorum. Üreyen Köşk,
Milli Mücadele Müzesi, Termal Atatürk Köşkü. Onun yanı sıra denizin, ormanın, suyun merkezde olduğu bir turizm güzergahı oluşturmak istiyorum. Ama ondan önce bunlara kolay ulaşılabilir bir trafik düzeni, park ve ulaşım düzeni bu 5 yıllık süreçte onu tamamlamak, daha erken tabii bu şehir müzesini 1 yıl içinde tamamlamak istiyorum. Bunun Yalova'ya gelen ziyaretçi sayısını arttıracağına inanıyorum. Tabii şöyle, biz ne kadar öngörürsek görelim, tahmin yapmaya çalışırsak çalışalım, sektörün parçalarıyla iletişim halinde olmadan, işbirliği yapmadan netice almamız çok zor. Onları da katmamız lazım. Sadece turizmle ilgili değil, tüm sektörlerle ilgili üniversitelerin, Yalova'da çok iyi yönetilen bir üniversitemiz var. Üniversitenin hizmet ve ürün kalitesini arttırmaya yönelik sürece katılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin önemli problemlerinden birinin üniversitelerle reel sektörün entegre edilememesi olduğuna inanıyorum. Ben makine mühendisi olmam, otomotiv yetki belgem olmam dolayısıyla sektörü biraz inceleme şansım oldu. Dünyanın her yerinde dünya devi otomotiv firmalarının 20 yıllık, 30 yıllık planları bugünden hazır olmasına rağmen yine dünyanın en iyi üniversitelerden, en başarılı öğrencilerden oluşan her fabrikanın içinde yüzün üzerinde doktor öğrencisi görürsünüz. Onlar orada çalışırlar ve çalışmalarını, ürün kalitesini arttırmak üzere yaparlar. İlerlemenin bunun dışında bir şeyi yok, yöntemi yok. Şimdi üniversitelerle şeyi bağlayayım isterseniz sorunuzu. Yalova'nın gerçeklerine göre hareket etmemiz lazım. Yalova'da bildiğimiz anlamıyla konvansiyonel anlamda bir tarım bölgesi olması maalesef mümkün değil. Arazileri çok dar. Arazi daraldıkça verimlilik olmuyor. 1000 dönüm araziye diyelim buğday eken biriyle 3 dönüm araziye buğday eken birinin maliyetleri aynı olmuyor. Ürün başına maliyetleri. Bunun haricinde nüfus tabii Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılmasıyla, pardon Osman Gazi Köprüsü'nün yapılmasıyla, İstanbul'dan deprem endişesiyle bir hareketlilik var. Onu gözlemleyebiliyoruz. Öngörülen nüfus 10 yıl sonrası ile ilgili 400 binin üzerinde görünüyor. Su kaynaklarımız da Yalova'nın bir tarım bölgesi olması için yeterli değil. Bunun haricinde sanayinin bir sanayi şehri, Kocaeli gibi bir sanayi şehri olması için de uygun olmadığını düşünüyorum. Elbette sanayi halihazırda bulunan sanayi kuruluşlarına, yerel yönetimlerine destek vermesi lazım. Açıkçası bir sanayi şehri hayal etmiyorum Yalova ile ilgili. Bir turizm şehri hayal ediyorum. Turizmle ilgili de hizmet kalitesini arttırmaya ihtiyacımız var. Yerel yönetimler buna destek vermesi lazım. İşletme sahipleriyle işbirliği yapması lazım. Çalışanlarla da işbirliği yapması lazım. Şimdi turizm sektöründe çalışanlar maalesef tamamına yakını asgari ücret alıyorlar. Onlarla ilgili hayat şartlarının iyileşmesi için gelirlerin artması lazım. Gelirlerin artması için hizmet kalitesinin artması lazım. Belediyelerin katkıda bulunacağını zannediyorum. Yalova ile ilgili somut örnek vereyim. Mesela Yalova, eski heykelin bulunduğu şehir meydanı. Şehir meydanının Çınarcık istikametindeki tarafta işletmeleri var. Kafeleri var, restoranlar var. Diğer gittiğim yerlerle hizmet kalitesini ve işletme kalitelerini karşılaştırıyorum, bir eksikleri yok. Daha da arttırılabilir. Ama mesela biz belki Türkiye'nin en değerli arazilerinden birini otopark olarak kullanıyoruz. Kentsel dönüşümü yapıp gerekli park alanlarına oturduğumuzda yine heykelden iskeleye kadar olan bölümün de turizm işletmelerinin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Onunla ilgili de planlamayı yapmayı hayal ediyorum. Bunun dışında şehirle ilgili toplam değeri artıracak yatırımlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu daha önce telaffuz edilmedi, biraz baktım. Toplam değerden şunu kastediyorum. Diyelim bir eviniz var. Evinizin bir değeri var. Mülk sahibi veya kiracı olmanız çok önemli değil. Mülk sahibi olursanız o evinizin değeri açısından bakabilirsiniz. Kiracıysanız hayat kalitesi açısından bakabilirsiniz. Oturduğunuz eve kolay ulaşabiliyorsanız onun değeri biraz daha artıyor. Aracınızı problemsiz park edebiliyorsanız, size gelen misafirler problemsiz park edebiliyorlarsa araçlarını, değeri biraz daha artıyor. Oturduğunuz ev bir duvara bakıyorsa farklı bir değeri oluyor. Bir yeşil alana bakıyorsa farklı bir değeri oluyor. Denize bakıyorsa farklı bir değeri oluyor. Yani fiziksel özellikleri tamamen aynı iki konut düşünün. Bir tanesi bir duvara bakıyorsa, diyelim o 3 liraysa, denize bakıyorsa 5 lira oluyor. Veya işte ormana bakıyorsa, yeşil alana bakıyorsa 4 lira oluyor. Belediye şehir planlamasını yaparken bunları gözetmesi lazım. Hayalim şu Yalova ile ilgili. Birkaç hayalim vardı belediye başkanı. O 2004'teki hayallerimi anlatayım. Bugün biraz daha şey bakıyorum. Reel bakıyorum, yapılabilirliklerini daha fazla ölçüyorum genç yaşa göre ama. Mesela hayallerimden bir tanesi bir botanik parkı etrafında bir mahalle inşa etmek ve evlerin tümünün o botanik parkına bakmasıydı. Bununla ilgili böyle bir arazi var mı Yalova'da? Şimdi planlar var ama bunları erken telaffuz etmek değil. Oradaki araziler üzerinde spekülasyon yapılmasına sebep olabiliyor. Ama bunu şöyle, nerede yaparsanız yapın değerli olur. Örnekleri var. Çünkü yeşile bakıyorsunuz.
Örnekleri var tabii hayat kalitesiyle ilgili, ekonomiyle ilgili. Mesela diyelim Denizli'de, bizim fakültemiz Denizli'deydi. Mesela şehrin çok uzak ve belki en ucuz diyelim arsa değerinin olduğu yere üniversite inşa edildi. Ve onun etrafında oluşan mahalleler Denizli'nin en değerli şeyleri oldu. Mahallesi oldu. Yapacağınız yer çok önemli değil. Ama mesela dediğim gibi bir proje yaptığınız zaman nereye yapsanız o bölgenin en değerli yeri olacaktır. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde artık internet üzerinden bilgiye ulaşmak çok kolay. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin en değerli konutları nerededir? Central Park'a bakan bölgededir. Hatta mesela en değerli konutu şudur deme şansınız olsa onu şurada ararsınız. Central Park'la arasında sadece yol olan, yol, bina ve parkın başladığı bölgeler dünyanın en değerli konutlarıdır. Akarsuları, derileri söylemiştiniz. Şimdi insanlığın gelişiminde şehirler suyun yanına kuruldu. Evet. Çünkü zaruri ihtiyaç suydu. Hakikaten bugün mesela Londra'nın yerini belirleyen Thames nehridir. Paris'in yerini belirleyen Seine nehridir. Tüm Avrupa ülkelerinde de şehirlerin yerlerini belirleyen sudur. Su temel ihtiyaçtır. Fakat suyun nakledilebilmesinden sonra nehirleri şehirlere estetik katmak için değerlendirdiler. Mesela yılını hatırlamaya çalışayım. 80'li yılların sonunda, 89. Bir ziyaret için Eskişehir'e gitmiştim. Eskişehir'de Porsuk Çayı şehrin merkezinden geçiyor, bilirsiniz gittiyseniz. Şehri boydan boya geçer. Porsuk Çayı'na kanalizasyon sızıntısı olduğu için Porsuk Çayı'nın kenarındaki evler Eskişehir'in en değersiz evleriydi. Çünkü ağır bir koku vardı. Çok rahatsız ediciydi. Sonra gitmeye devam ediyorum Eskişehir'de. Şimdi Eskişehir'in en değerli yerleri dere rehabilite edildiği için ve peyzaj çalışması yapıldığı için kenarları oldu. Orada belediye turizm tesislerini şehrin etrafında topladı. Porsuk şehrin etrafında topladı. Mesela oradan bazı görüntüler paylaşılır. Avrupa'nın turizm şehirlerinden bir farkı yoktur görüntü itibariyle. Öğrenci sayısı da çok. Oraya ekonomik olarak katkısı da var. Şehir dışından gelen ziyaretçiler de var. Turizm merkezi haline getirmek için çok zorlanırsınız. Çünkü özellikle şehirde görmenizi gerektiren mesela peribacaları gibi bir yer yoktur. Mesela Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğası yoktur. Ama Eskişehir en çok ziyaretçi alan şehirlerden biri. Mesela ulaşımın kolay olması da bunun büyük katkısı var. Mesela İstanbul'dan. Siz şöyle diyorsunuz. Kent estetiği. Yani kent estetiğini siz benim anladığım kadarıyla o zaman program kısa siyaset ama bayağı bir uzun siyaset oldu. Aslında siz ileride mesela bundan ben 20 yıl sonra bir fotoğraf paylaştığımda ya da 100 yıl sonra bir fotoğraf paylaşıldığında işte o Londra'yla işte 1900'lerdeki Londra, 1800'lerdeki Londra'yla şimdiki Londra'yı karşılaştırdığımızda çok bir fark yok. Siz aslında anladığım kadarıyla şehrin estetiğine, altyapısına önem vererek şehri tamamen yapılandırdıktan sonra çok fazla dokunulmayacak şekilde, her şeyi kavrayacak şekilde o fotoğraflar arasında çok bir fark olmadan şehri estetik, yaşanılabilir, daha değeri yüksek hale getirmek istiyorsunuz. Yalova için de anladığım kadarıyla tamamen bunu öngörmek istiyorsunuz. O örneği şunun için verdim. Şimdi planlama ilkelerinden gelişmiş ülkelerde vazgeçilmediğini altını çizmek için verdim. Mevcudu muhafaza etmek her zaman ideal değildir. Ama şunu şey yapalım. Şunu düşünelim mesela. Diyelim bir birikiminiz var. Sağlıklı bir konutta yaşamak üzere o birikiminizi ev aldınız. Ev alırken de şuna baktınız. Mahallenin altyapısı bulunduğunuz, size evinize ulaşırken, aracınızı park ederken, çocuğunuzu sokağa çıkarttığınız zaman bir takım kolaylıklar sağlıyor. Diyelim evinizin karşısında bir yeşil alan var ve evi tercih etmenizin sebebi çocuklarınızın o yeşil alanda zaman geçirebilmesi. Diyelim şöyle bir şey oldu. Belediye meclisi bir karar aldı. Yan binanız, iki katlı yandaki binanız 30 kat oldu. Ve orada diyelim 4 aile yaşıyorken 200 aile yaşamaya başladı. Karşınızdaki yeşil alan olarak plana kaydedilmiş olan diyelim çocuk parkı da bir sanayi kuruluşuna dönüştü. Siz burada haksızlığa uğramış olmuyor musunuz? Evet. Haksızlığa uğramış oluyorsunuz. Çünkü sadece yaşadığınız evin değeri düşmüyor. Hayat kaliteniz de düşüyor. Başka zorluklar ekleniyor, başka problemler ekleniyor hayatınıza. Planlama ilkelerine uyulması ve planlama kurallarının anayasa gibi kabul edilmesi bunun için önemli. Yani bir diğerine avantaj sağlarken onun dışındakilerin hayatından çalmamalısınız. Ve belediyenin şehre her dokunuşu buradaki insanların hayatına değer katmalı. Şimdi bir örnek vereyim size. Bizim okulumuzla yurt arasında bir 800 metre veya 1 kilometrelik bir mesafe vardı. Yürüyerek giderdik genelde çok soğuk havalar olmadığı zaman. Böyle bir arazi vardı geçtiğimiz yolun üzerinde. Genelde moloz dökülürdü genelde.
mahallede. İşte milattan öncesinden bahsediyorum. İşte 86-87 yılı. Şimdi o mahallenin bir değeri var. Orada konutların belirli bir değeri var değil mi? Oraya belediye Hyde Park'ı model alarak İngiltere, Londra'daki oraya benzetmeye çalışarak bana göre çok estetikli değildi. Bir park yaptı. Yani işte çevre düzenlemesini yaptı. Aydınlatma yaptı. Peyzaj çalışması yaptı. Yani şunu kastediyorum. Çok hoşuma gitmedi derken beton çok kullandı mesela. Ben olsam o kadar kullanmazdım. O orada şöyle bir değişime yol açtı. O moloz dökülen arazinin park yapılması. O bölgedeki evlerinin tamamının değerleri arttı. Eski binalar hemen yenilendi. Müteahhitler oraya yatırım yaptılar. Yenilenir derken ama 4 katlı binaların yerine 20 katlı binalar yapılmadı. Plandan tavizi verildi. Yine 4 katlı ama daha konforlu binalar yapıldı. Daha estetik binalar yapıldı. Daha denizde deprem bölgesi yapıldı. Değer katmak derken bunu kastediyorum. Belediyenin her yatırımı dokunduğu bölgeye değer katmalı. Bunun tersini yapmak da mümkün. Mesela sizle ilgili sizin işte şuradan ev alsanız diye verdiğim örnek onun tersi. Onu yapmamalı. Bunları yaparsak daha mutlu bir şehir haline geliriz. Bence daha zengin bir şehir haline de gelebiliriz. Yalova kolay ulaşılabilir bir şehir. İyi tanıtılabilirse, mesela yürüyen köşk buraya 8 saatlik mesafede de olsaydı ben gitmek isterdim ve ziyaret ederdim. Veya Atatürk'ün Cumhuriyet'in en önemli kurumlarının kurulmasının kararını aldı. Termal'deki Atatürk Köşkü buraya 12 saatlik mesafede. Mesela ben Sivas Kongresi'nin yapıldığı binaya gittim. Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binaya gittim ve gurur duydum. Ankara'da yaşıyorum. Her yıl muhakkak 1. ve 2. Meclis'i geziyorum. Her yıl muhakkak santim santim bildiğim halde Anıtkabir'i geziyorum. Anıtkabir aynı zamanda müzedir. Anıtkabir'in o dışarıdan görünen geniş alanın altı dairesel bir müzedir. Yerin altından geçer. Her yıl gidiyorum ve şunu bir kez daha hatırlıyorum. Cumhuriyeti kazandığımız imkansızlıkları ve zorlukları hatırlıyorum. Kızımı da götürüyorum her seferinde. Giderdim ama Yalova'da, mesela Yalova'da buralara ziyaret etmemiş insan var mıdır? Bence vardır. Çok üzücü. Çok üzücü. Bunları tanıtmak istiyorum. Yalova dışından insanların da görmesini istiyorum. Mesela belediye başkanı niye olmak istiyorsun? Bunu yapmak için olmak istiyorum. O zaman mesela sebeplerden biri bu yani. O zaman size bu yolda başarılar diliyoruz. Son sözlerinizi almak için mikrofonu, ekranı size bırakıyorum. Benim şöyle merak ettiğim bir konu oldu Ahmet Bey. Siz konuşmanızın başlangıcında Milliyetçi Hareket Partisi'nde ülke ocaklarında, daha sonra Alper ocaklarında gençlik dönemimizi gören olduğunuzu söylediniz. O teşkilat içerisindeydiniz. Sonra rahmetli merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun metin yazarlığını yaptığını söylediniz. Peki AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldınız? Sonuçta bir milliyetçi gelenekten geliyorsunuz. Milliyetçi gelenekten AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldınız, neden verdiniz? Şimdi biz biraz kavramlarla ilgili anlaşamıyoruz. Bu hayatın sadece siyasetle ilgili değil, diğer alanlarında da geçerli. Mesela milliyetçilik kelimesi bende şunu çağrıştırıyor. Kültürümüze sahip çıkmak, değerlerimize sahip çıkmak, kimliğimizi korumak. Kültürümüze sahip çıkmak derken bunun en önemli unsurlarından biri dildir. Başka unsurlar da var. Değerlerimize sahip çıkmak derken bunun en önemli yine unsurlarından bir tanesi inançlarımızdır. İnançlarımızın bize kattıklarını korumamız lazım. Milliyetçilik derken yine şunu anlıyorum. Dünyanın her yerinde bizle aynı dili konuşan, aynı tarihe sahip olduğumuz, aynı inançlara sahip olduğumuz, aynı soydan geldiğimiz yüz milyonlarca insan var. Bunlarla iletişimimizin olması lazım. İşbirliği yapmalıyız. Dünya üzerindeki Türklerle işbirliği yapmamız demek, daha güvenli bir dünyada yaşamamız demek. Ekonomik olarak daha güçlü olmamız demek ve daha hızlı gelişmemiz demek. Bu anlamda baktığımız zaman AK Parti'nin de milliyetçi olduğunu, diğer siyasi partilerle farkının ise istediklerini yapabilmek için bir kamuoyu desteğine ihtiyacı var ve bu kamuoyu desteğini aldığını görüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın da 20 yıldır yaptıkları değerlendirdiğimiz zaman bu aynı çizgide olduğunu düşünüyoruz. Milliyetçiyim herkes diyebilir ama söylediklerimi gerçekleştirebiliyor mu, gerçekleştirmiyor mu onunla birlikte değerlendirmemiz lazım. Bunun dışında ırkçılık hepimizin lanetlediği bir kavram. Bunu zaten bizim inançlarımız da müsaade etmiyor. Bununla yan yana konmasında çok doğru bulmuyorum milliyetçilik kelimesini. Türkiye'yi başarılı buluyorum. Türkiye son 10 yılda Cumhuriyet tarihinde başaramadığı kadar Türk devletleriyle iletişim ve işbirliği içerisinde güçlenerek, büyüyerek bu işbirlikleri devam ediyor. Her alanda devam ediyor. Bundan dolayı da çok mutluyum. Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet eylesin, bir çalışan, işveren veya siyasi parti genel başkanı, parti yöneticisi ilişkimiz hiç olmadı. Farklı bir hukukumuz vardı. Kardeş gibiydik.
en önemli özelliği de diğer siyasetçilerden belki en büyük farkı. Şunu çok sordular bana. Sun Yazıcıoğlu'nun mesela ne özelliği vardı diğerlerinden farklı olarak? En belirgin özelliği karşılaştığı her insanın kendi eşiti olarak davranmasıydı. Ben işte 20'li yaşlarında bir gençtim. O da bir siyasi partinin genel başkanıydı. Ve bana eşitiymiş gibi davranırdı. Çok etkilendim ondan. Yalova'ya dönmemin sebeplerinden biri şuydu. Bunu çok kişi bilmez. Yayınlanmasını çok istemem aslında. Ben 3 yılın üzerinde Ankara'da kaldım. Bunu çok az kişi bilir. Ben maaş almadım genel merkezde çalışırken. Herkes beni orada maaşlı çalışan olarak bilirdi. Ben maaş almıyordum. Babam öğrenciymişim gibi bana para göndermeye devam ediyordu. 96-99 yılları arasında. Çok yoğundu işim. Çünkü 8 milletvekili vardı. Tümünün konuşmalarını ben yazıyordum. Aslında bu çok bugün bakınca çok saçma bir şey gibi görünüyor. Ama biz o zaman diğer siyasi partilerin nasıl işlediğini bilmiyoruz. Bilmediğim için hayat öyle devam ediyor zannediyorduk. 99 depremi olup da artık bana babamın para gönderme imkanı kalmayınca artık orada kalamadım. Yalova'ya dönmek zorunda kaldım. Sonrasında mühendisliğe devam ettim. Dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu'nun danışmanlığından ayrılıp Yalova'ya dönme sebebim siyasi bir sebep değil, ekonomik. Zaten ben şöyle parti yöneticisi olarak görevi yaptım. Genel İdare Kurulu olarak, üyesi olarak görevi yaptım. Genel Disiplin Kurulu olarak, üyesi olarak görevi yaptım ama benim mesela şöyle her siyasi partide şöyle bir iş bölümü vardır. Parti yöneticileri... Nasıl isterseniz. Parti yöneticileri bir görev verilir. Onu yaparlar. Mesela örneklendireyim hadiseyi. Genel İdare Kurulu'nda kaç kişi var? 80 kişi. O 80 kişiye birer il verilir. Oraya giderler, müfettişlik yaparlar gibi yani. Benim orada bulunma sebebim o görev değildi. Ben partinin bütün konuşmalarını ben yazdığım için. Partinin yetkili kurulların içinde bulunmam. Dolayısıyla ben o toplantılara girdiğim zaman bir kural ihlali olmasın diye yazılıyordum. Yoksa mesela ben genel disiplin kurulu üyeliği de yaptım. Partinin disiplin dosyalarına falan bakmadım. Yani parti yöneticisi sıfatı taşımam için yaptım. AK Parti'ye geçtikten sonra Muhsin Yazıcıoğlu'yla ve diğer arkadaşlarımla bizim dostluğumuz devam etti. Bir problem olmadı. Çünkü şöyle. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu beni listeye koysaydı, milletvekili yapsaydı, ben de başka yere gitseydim problem olurdu. Ama ben zaten gönüllü olarak ona mesela çok yüksek maaşlarla yapılabilecek belki bir işi ben bir fedakarlık olarak orada yaptığım için benim Yalova'ya dönmem, AK Parti'ye de görev almam bir problem olmadı. Hatta ben AK Parti yöneticisiyken Yalova'ya geldi ailesiyle beraber. Termal'de milletvekillerinin kullandığı tesis var biliyorsunuz. Orada görüştük, şeyler de vardı. Burada AK Parti'de görev yapan Muhsin Yazıcıoğlu'yla tanışmak için bana rica eden arkadaşlarım da vardı. Beraber görüştük. İlişkilerimizde bir problem hiçbir zaman olmadı. Bir de fotoğraf makinesi hikayesi anlatayım size. Aynen. Son tamam, sözlerinizi kapatalım. Alalım ve yayını kapatalım. Buyurun fotoğraf makinesi hikayesi. Fotoğraf makinesi. Yazarlığı yapmışsınız. Onu şöyle. Senaryo onu... yapmışsınız ve fotoğraf makinesi. Hadi onu, buyurun. Senaryo için off the record anlatayım. Biraz şeyler var orada. Tamam. Senaryoya geçelim o zaman. Direkt fotoğraf makinesi. Şimdi tamam. Biz milliyetçi ailelerden gelen insanlarız. Üniversiteye başladık. Tabi orada. Başladığımız sene bir şey yoktu ama işte 88-89 yılında herkes siyasi şeylere ayrıldı okulda. Biz de gittik ülke ocaklarını kurduk. İşte yer tuttuk. Fakat çok fakiriz. Paramız hiç yok. Böyle imkansızlıklar içerisinde yapıyoruz. Sonra bir tabi program yapıyoruz. Rahmetli Alparslan Türkeş geldi. Biz de tabi çok heyecanlanıyoruz. Böyle hiç konuşamıyoruz. Nefes bile almakta zorlanıyoruz. Tabii bizi çok sevdi. Çünkü tuttuğumuz bina, yaptığımız etkinliğe binlerce insan katıldı. O günün şartlarında o bile etkilendi. Rahmetli Türkeş bile etkilendi. O zaman kamu çalışanları vakfı vardı. Sonradan Kamusen'e dönüşen. Kamusen'e gittik. Orada tabii şehrin ileri gelenleri, işte Alparslan Türkeş gelmiş Denizli'ye fotoğraf çektirmeye çalışıyorlar. Bir ara bize biraz sıkıldı. Biraz da jest yapmak için. O şehrin ileri gelenlerine tamam dedi, siz dışarı çıkın dedi. Çıkarttı onları odadan. Ocak yönetimindeki arkadaşlar nerede dedi. Biz hemen koşa koşa geldik. Size arkama geçin resim çekileceğiz dedi. Arkasında geçtik, hazır oldu, durduk. Bizim de şimdi öğretmen Nuh diye bir arkadaşımız vardı. İşte soyadını söylemeyeyim belki şey yapar. Kamu görevlisi olması itibariyle belki mahsur olur. Nuh'ta da bu sizin fotoğrafı o görünce o geldi aklıma. Şekli çok benzeyen bir fotoğraf makinesi var. Fakat o zaman flaşlar pille çalışıyor. Böyle 4-5 tane pili var. Piller de tabii milattan önceden bahsediyoruz. O zamanın teknolojisi bitiyor. Dolması lazım pilin. Flaşı patlattıktan sonra Nuh kadraja bastı. Flaş patlamadı. Flaş patlamayınca tabii karanlık çıkacak belli. Makinenin önünde de kocaman Zenit diye bir şey var.
yazı var. Zenit marka makine. Ne oldu dedi rahmetli. İşte efendim dedi pil şarj olmadı dedi. Ne marka dedi şey? Tabii antikomünist olarak rahmetli bilindiği için Sovyet ya bu makine. Bu heyecanlandı. Biz de arkasında duruyoruz. Şeyin dolmasını bekliyoruz. Ne marka dedi? Zenit dedi. Biliyor tabii bilmemesi. Ne malı o dedi. Nuh böyle ben kalp krizi geçiriyor zannettim. Çok korktum. Güçlükle böyle son nefesini teslim ediyormuş gibi. Rus malı efendim dedi. Oğlum dedi Rusların neyinden hayır geldi? Fotoğraf makinesinden hayır gelsin diye bir espri yaptım ama sadece biz gülemedik. Arkada hazır oldu duruyorduk. O fotoğrafta duruyor bir yerlerde. Ben o zaman onu da bu anonimusuna paylaşalım. Onu vereyim ben size. Evet paylaşalım onu da. Çok teşekkürler. Son sözlerinizi alalım mı? Son sözlerim şöyle. Çok sayıda siyasi parti var. Çok sayıda aday var. Evet. Adayların 4-5 katı kadar adayı olabilir. Şu gözlükle bakmamız lazım. Bu kurumlar kimsenin mülkü değil. Bunların tüm süreli görevler ve kamu görevleri. Bunların kamu görevi olduğunu unutmamamız lazım. Hiçbir kurumu zenginleşme aracı, menfaat sağlama aracı olarak kullanmamamız lazım. Hayatta hiçbir şey gizli kalmıyor. Hiçbir arkadaşım yaptığı yanlışlarla anılmak istemez. Çocuklarını o ayıpla gezdirmek istemez, istememesi lazım. Onun için bunları unutmadan bu sorumlulukla görev yapmamız lazım. Bu sorumlulukla inşallah Cenab-ı Allah bütün arkadaşlarımıza görev yapmayı nasip eder. Teşekkür ederim. Açık olsun o zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.